İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Digranager şehrinde sel, Tonoyan, özel birimlerimiz karşı tarafta kaos yaratabilir. Artsakh İnsan Hakları Savunma Ofisi Şuşi'den Stepanakert'e taşındı. Artsakh kasılarında bilim adamları şaşırtıcı keşiflerde bulundu. ABD'nin sırtında Türk bıçağı. Patrick Fiori, Helen Segarra ve diğer şarkıcılar Aznavur'un 95. doğum yıl dönümüne adanmış konserde sahne alacak. Subgevork Ermeni Manastır Kompleksi çöküşün eşiğinde, kilise hazine avcılarının yıkıcı hedefinde. Batı Ermenistan'ın Digranager şehrinde şiddetli sağanak sele dönüşerek kentin bir kısmını felce uğrattı. Sel yüzünden bazı evler hasar görürken dere kıyısındaki evler tamamen sular altında kaldı ve evlerin duvarları yıkıldı. Ölü ve yaralılar bulunmazken hasar tespit ve tasfiye çalışmaları devam etmektedir. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı MediaMax ile yaptığı röportajda Ermenistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin saldırı birimlerinin sayısının artırılması gerektiği yönündeki ifadesine değindi. Bakana göre insanlar bazen komşu ülke tarafından yürütülen Azerbaycan'ın güçlü ve kuvvetli olduğu yolundaki dezenformasyon politikasının etkisinde kalabiliyor. Ermenistan Cumhuriyeti Savunma Bakanı'nın belirttiğine göre Azerbaycan zafer ve bölgeler hakkında konuşma konusunda tekele sahip olduğunu zannediyor. Ancak böyle bir tekele sahip olmadı ve olamayacak. Düşman bölgesinde askeri operasyonlar gerçekleştirebilecek saldırı birimlerinin sayısındaki artışa değinen bakan, aynı zamanda provokasyon durumunda kendi bölgelerinde düşmanla yüzleşecek özel birimler olduklarını söyleyerek sözlerine şöyle devam etti. Bir dahaki sefere böyle adımlar atmaması için rakibi frenleyeceğiz. Söz konusu standart olmayan adımlar hakkındadır. Gerekirse bizim saldırı timlerimiz düşmanın arka cephesinde kaos yaratabilir. Artsakh Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunma Ofisi 8 Nisan'da Şuşi'den başkent Stepanakert'e taşındı. Bu karar İnsan Hakları Ofisi'ne erişimin ve erişilebilirliğinin önemi dikkate alınarak alındı. Yeni ofis vatandaşları kabulde ve insan hakları personelinin çalışmalarının daha elverişli ve daha uygun koşullarda gerçekleştirilmesini sağlayacak. Aynı zamanda İnsan Haklarını Savunma Ofisi'nin 116 ücretsiz telefon numarasına 2018'den itibaren her zaman ulaşılabilir olduğunu hatırlatalım. Artsakh Cumhuriyeti'nin Azok köyünde 7000 yıl önce orada yaşayan insanların çağdaş Ermenilerin ataları olduğu Ermeni ve yabancı bilim insanları tarafından yapılan kazılar neticesinde doğrulandı. Biyoloji bilimleri doktoru Profesör Levon Yepiskoposyan, Ermenilerin Ermeni platosunun tek yerli halkı olduğunu, diğer bölgelerden göç etmediklerini söyledi. Yepiskoposyan, biz Artsakh'ta yapılan pek çok kazılar neticesinde ondan fazla mağarada araştırmalar yaptıktan sonra bu sonuca ulaştık. Bu mağaralardan Azok ve Aleksan Uze mağaralarını sayabilirim, dedi. Ona göre Neandertallerin ve balık kemiklerinin kalıntıları birçok kültürel katmanda bulundu. Ancak Azok mağarasının aksine DNA Aleksan Uze mağarasında daha iyi korunmuştu. Yepiskoposyan sözlerini yaklaşık 7000 yıl önce Artsakh'ta yaşamış bir kişinin dişini keşfettik. Bildiğiniz gibi DNA dişlerde yüzyıllarca korunabilir. Dişin genetik muayenesi Kopenhag'da yapıldı ve genin çağdaş Ermenilerin genine tekabül ettiği ortaya çıktı. Bu Ermenilerin Ermeni platosunda yerli halk olduğunun bir başka kanıtıdır diyerek noktaladı. Rusya S-400'ü Türkiye'ye satmayı başarırsa Amerika Birleşik Devletleri savunma sektörü zarar görecek. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi S-400'ü elde etmesinin olumsuz sonuçları hakkında uyarıda bulunmaktan vazgeçmiyor. Hatta Rus füze savunma sistemlerini satın almaktan vazgeçirmeye çalışmak için tüm F-35 savaş uçaklarının tedarikini 1 Nisan'da durdurduklarını açıklamışlardı. Askeri sanayilerde 10 milyarlarca dolar kaybetme korkusu Amerikalılara rahat vermiyor. Ancak NATO üyesi Türkiye seçimini yapmış durumda. Rus S-400'ler askeri listesinde dahil edilip önümüzdeki aylarda faaliyete geçecek. Eğer ABD Rusya ile olan anlaşmayı iptal ettirmeyi başarırsa, Rusya ile anlaşma imzalamak isteyen Hindistan, Bahreyn, Suudi Arabistan ve diğer ülkelerde bu domino etkisi yaratacak.
Birçok ülke İran ve Rusya örneğini takip etmeyi düşünerek savaş uçakları yerine füze bataryaları tercih ederek Rusya ve Çin balistik füzelerinden yararlanacak. Böylece Türkiye, Pentagon'dan Patriot sistemlerinin satışını engellemesinin, F-35'i askıya almasının ve Türk para biriminin %30'luk düşüşünün intikamını almış olacak. Efsanevi şarkıcı Charles Aznavour'un 95. doğum yıl dönümü vesilesiyle 26 Mayıs'ta Karen Demircan Spor Kompleksi'nde büyük bir konser düzenlenecek. Senin için Ermenistan başlıklı konserde dünyaca ünlü Fransız şarkıcılar Patrick Fiori, Helen Segara, Lea Castel, Slimani, Kate Ryan, Raffi Arto ve diğerleri sahne alacak. Fransız sanatçılara sanat yönetmeni ve baş maestro Edvard Topçan başkanlığındaki Ermenistan Ulusal Filarmoni Orkestrası eşlik edecek. Şarkıcılar sadece Aznavur'un bestelerini değil aynı zamanda kendi şarkılarını da icra edecekler. Konser sırasında dans ya da başka bir sahne olmayacak. Sahneye Aznavur'un eşsiz bir atmosferi hakim olacak. Batı Ermenistan'ın Harbert Elazığ ilçesinin Şahinkaya köyündeki Surpkeborg Manastır Kompleksi çöküşün eşiğinde. Yaklaşık 1500 yıllık bir tarihe sahip olan Ermeni Surpkeborg Manastır Kompleksi'nin İttihat ve Terakki zamanından bu yana düzenli olarak hazine avcılarının saldırılarına ve yıkımlarına uğradığı bilinmektedir. Türk kaynak bu konuya değinerek kilisenin son yıllarda hazine avcılarının yıkıcı hedefi haline geldiğinin altını çizdi. Uzmanlar tarihi Ermeni kilisesini restore etmek ve onu bir turizm merkezi yapmak istiyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasun adlı topluluğun seslendirdiği Zon Ar Anahit Aramaz Diyem Astahit adlı eseri sunuyoruz. Televizyonunun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.